Romanov'un Kangal'dan farkını ya da yerli ırklardan farkını diyeyim daha doğrusu şu an daha net gözlemleyebiliyoruz. Yerli ırklar şu anda yaklaşık olarak 1 ve 2. Yani senede alıyoruz bunda 1 veya 2 kuzu alıyoruz. Romanov'lara geldiğimiz zaman 8 aylık bir süreç içerisinde kuzu alıyoruz. Ve kuzu ortalamamız genelde 2.7-2.8 bandında oluyor ve bundan kaynaklı ciddi bir kar marjı olmuş oluyor, ortaya çıkmış oluyor. Yani diğerlerinden farkı bu. Kuzu makinesi diyebiliriz yani bir diğer tabirle. Makine gibi, bir fabrika gibi kendi kendine işleyen bir çarkı olan bir hayvan diyeyim yani daha doğrusu. Şu anda Romanov koyununun en büyük avantajlarından biri hazine arazilerinin vesairenin şu an çok fazla ekiliyor dikiliyor olması ve yeterli meranın kalmayışından dolayı ciddi bir şekilde talep gören bir hayvan. İçeride beslediğimiz takdirde 5. 6. ayına geldiği zaman erkek kuzularımız yaklaşık 50-60 canlı kilo ağırlığa ulaşıyor. Yani %40-45 arasında da bir karkas randımanı var ki şu an zaten et fiyatları belli. Yani ciddi bir yüksek fiyat şeyi oluşuyor. Yani işletme açısından ciddi bir kar ortaya çıkıyor. Şimdi bunu Kangal koyunuyla falan kıyasladığımız zaman da Kangal koyunu da çok güzel bir hayvan ama yayılım hayvanı. Yani Romanov gibi içeride bakabileceğimiz ne bileyim yani gözünüzün önünde olabilecek bir hayvan değil. Ve onun da yani 5-6 aya geldiğinde o randımanlara ulaşabiliyor, et randımanlarına. Ama ortada şöyle bir durum var. Birinde 1 veya 2 kuzunuz o şekilde ulaşıyorken ki Kangal'da 1.7-1.8 kuzu randımanı vardır. Romanov koyununda ise bu çok daha yüksek. Yani bir kuzunuz sizin fazladan bir kuzu olmuş oluyor. Sezonundaki tek sezondan bahsediyorum. Çünkü 8 ayda bir sezonu var bu hayvanın. Yani 2 yılda 3 kuzulama ve 2.7 ile gittiğimiz zaman yani yaklaşık 7 kuzu civarında bir kuzu sayısı elde etmiş oluyoruz. Son yeni başladı doğumlarımız. Bu doğumlarda Romanov'dan verdiğimiz zayiat Kangal'dan daha düşük. Çünkü hayvan küçük, şimdi en büyük handikap zaten kuzunun küçük doğması. Kuzular küçük doğuyor ama anne yorulmuyor kuzuyu doğururken. Bundan kaynaklı olarak anne daha çabuk iyileşiyor. Kuzu rahat bir kuzu oluyor ve 5-6 aya geldiği zaman kuzunun boyut olarak yerli hayvandan küçük ama et olarak aynı kilolara ulaşıyor. Yani sayının fazlalığı, kuzunun ufak doğması buna bir etken değil. Romanov koyunu şu anda Türkiye'de çok tanınıyor artık. Yani insanlar kuzu makinesi olarak biliyor, yani kuzu fabrikası olarak geçiyor. İnsanlar bundan memnun. Biz mesela ilk Sivas'ta yaptığımız zamanlarda insanlar şey yapamıyordu. Adı nedir? Olur mu? Olmaz mı? İşte bizim hayvanımız daha büyük, daha güzel şeklinde bir yanılgı vardı. Yani şu an Sivas'ın insanı tanıyor. Türkiye'de tüm artık yani başka illerde de bunların büyük çiftlikleri oluşmaya başladı. Yani sadece Romanov üzerine kurulan çiftlikler var Türkiye'de ve insanlar tanıdı. Rağbette görüyor mu? Görüyor. Yani şu şekilde bir rağbet görüyor. İnsanlar başlarda denemelik olarak alıyordu. Mesela süre satıyorduk. Biz 20 tane alalım, işte 10 tane alalım bazında bir deneme süreci vardı. Şu an insanlar bu ırkı tanıdığı için artık yani Romanov nasıl yerli hayvanda böyle seçenekler varsa işte Kangal koyunu alalım onu alalım. Romanov da artık ithal hayvanda bir seçenek haline geldi. Yani diğer ırklara nazaran daha bilindik bir ırk. İnsanların daha veterinerlerin vesaire daha bir tecrübeli olduğu bir ırk. Romanov etini kasaplara verdiğimiz zaman et kalitesi olarak kasabı memnun eden bir kaliteye ulaşmış oluyor. Kasap ve müşteri diyeyim daha doğrusu. Çünkü bizim burası için söyleyeyim özellikle. Bizim insanımız çok fazla koyun kokusu sevmez etinde. Yani o kokuyu almak istemez. Ama Romanov'a geçtiğiniz zaman koku yok hayvanın etinde hiçbir şekilde. Yani